Mevla için illa bileyle şart mı? Mevla'yı sevmek için insanın sevgi kabiliyetini kazanmış olmasına ihtiyacı var. Bu yüzden tasavvuf geneliğinde sevginin gönle yerleşmesi için birtakım sevgi alıştırmaları, sevgi temrinleri yapılması esas olarak kabul edilmiş. Ve tasavvuf geneliğinde bir mecazi aşktan bir de hakiki aşktan, bahsedilir. Mecazi aşk dediğimiz şey aslında insanın karşı cinse duyduğu e, ilgi ve sevginin e, tam tarifi olarak anlatılabilecek bir husustur. Bu sevgi aslında e, genç bir insanın e, sevme özelliklerini kuşanması ve bunu bir şekilde hayatının merkezine alması anlamında bir önemli katkısı vardır. Tarihte bizim gördüğümüzde Leyla Mecnun hikayelerinde, efendim Ferhat Şirin kıssalarında, Yusuf Züleyha kıssalarında hep bu sevginin temele alındığını görürüz. Burada da amaç yani insanın sevgi alıştırmasından sonra gerçek sevgiye, hakiki sevgi olan Allah sevgisine bir bakıma insanın alışması ve Cenab-ı Hakk'ı sevgilerin en yüzesine taşımasıdır. Çünkü bizim e, Kur'an-ı Kerim'deki beyana göre bir tek kalbimiz var. Ve e, bir başka ayet-i kerimede de allah Teala Teala buyuruyor ki مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجِنٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي Allah insanın gönlünde iki kalp yaratmamıştır sadrında. Dolayısıyla bir tek kalbimiz var. Bu kalbinde Allah'a gerçek hakiki aşka e, hazır hale getirilmesi e, gerekir. İşte bu Leyla sevgisi dediğimiz şey bizim Mevla sevgisine açılan kapımız olmaktadır. Ve tasavvuf geleneğinde tarikata insap eden, şeyhe insap etmek isteyen mürit adayları geldiğinde gelenek olmuştur. Şeyhler eskiden daha çok hiç aşık oldun mu evladım diye sorarlar. Ondan sonra ona virt, ezkar ve tasavvufi e, eğitim telkin ederlermiş. Yani bu manada e, bir temrini olmayanların biraz daha eksik olduğunu düşünürler. Ona başka yönlerden eee hulul etmenin yolunu yani gönüllere etmenin, yönlere girmenin yolunu bulmaya çalışırlarmış. Dolayısıyla bu Leyla ve Mevla e, ilişkisi e, insanın asıl hakiki sevgiye ulaşması için bir alıştırma babında kullanılan bir yöntemdir tasavvufta.